Amerika'da Nisan ayında tarım dışı istihdam 185 bin beklentisine karşın 253 bin arttı. Ülkede işsizlik %3,5'tan %3,4'e geriledi. Amerika'da ortalama saatlik kazançlar Nisan'da beklentileri aşarak aylık %0,5 ve yıllık %4,4 arttı. Almanya'da fabrika siparişleri Mart'ta %10,7 daralarak Nisan 2020'den bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetti. Beklenti %2,2 düşüştü. Euro bölgesinde perakende satışlar Mart'ta aylık %1,2, yıllık %3,8 oranında azaldı. Avrupa Merkez Bankası üyesi Villeroy muhtemelen birkaç faiz artışı daha olacak dedi. Geçen hafta kur korumalı mevduatlar 137.8 milyar liralık artışla 2.1 trilyon liraya çıktı. Böylelikle KKM'de haftalık bazda artış rekoru kırıldı. Toplam büyüklükte rekor seviyeye yükseldi. Kur korumalı mevduatlar dolar cinsinden 109.1 milyar dolara çıktı. Dünya Altın Konseyi ilk çeyrekte Türkiye'nin külçe ve sikke formundaki altın yatırımının ilk kez 50 tona ulaşarak rekor kırdığını bildirdi. Verilere göre Türkiye'de ilk çeyrekte altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat arttı. Evet, başlıklar böyle ve çok değerli iki konuğumla birlikte küresel piyasalarda devam edeceğiz yolumuzu, ama önce rakamlara da bir bakalım isterseniz, ardından da sohbete başlayacağız. Amerika başta olmak üzere elbette. Ama Amerika demişken dolar endeksine bakalım. %0,2'ye yakın bir gerileme var. 101,22 seviyesindeyiz. Euro dolar paritesinde de 1.10'un üzerindeki seyir devam ediyor. Dolar TL ne yapıyor dediğimizde yine birer ikişer kuruşluk yükselişlerine devam ediyor. 19.50-42 seviyesindeyiz. %0,16'lık bir artış var. Euro TL'de %0,2'lik yükseliş, 21.51-64 seviyesini görüyoruz. Viyop 30 %3 eksi de 5.220'de kapandı. Ve buradan dolar TL'nin gün içi grafiğine şöyle bir bakıyorum. 19.49.15 ile 19.50.80 değeri arasında bir seyir izlediğini görüyoruz. Türkiye tahvillerine bakıyorum. 10 yıllık tahvilde değişim %0,5 yukarı yönlü ve getiri %12,78'de. 2 yıllık tahvilin getirisindeki değişim 2,27 oranında ve getiri de %9,87. 5 yıllık tahvilin getirisi de %15,66 düzeyinde. Oradaki değişim %1'e yakın. ABD tahvillerindeki değişimler pozitif yönde bugün. 2 yıllık tahvilin getirisinden bahsedelim. 3,9202'yi görüyoruz. Peki para ve emtia fiyatları dediğimiz zaman ne çıkıyor karşımıza? Altın, ki altını birazdan çok detaylı konuşuyor olacağız. Spot altında gün içerisinde %1,7'lik bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Şu an 2015 dolara geriledik. Nereden nereye geldik, ne oluyor altın tarafını birazdan çok detaylı konuşacağız söylediğim gibi, ama gram altına da hemen bakalım. Orada da %1,7'lik bir geri çekilme var. 1263 liradan geçiyor işlemler. Bitcoin dediğimizde %1,9'luk bir prim, 29.420 dolarlık bir seyir görüyoruz. Brent petrol ve NYMEX tarafında ise sırasıyla %3,9 ve %4,2'lik değer artışları var. Avrupa borsaları dünün aksine bugün pozitif eksende kapandı. İtalya %2,5'luk primle liderlik ederken onu %1,4'lük artışla Frankfurt, ardından %1,3'lük primle Paris ve son olarak da %1'e yakın primle Londra FTSE 100 endeksinin takip ettiğini gördük. ABD borsalarında da benzer bir yükseliş var. Dow Jones %1,8 artıda, S&P 500'de de %2'lik bir prim olduğunu görüyoruz. Şimdi isterseniz ABD tarafında başka neler oluyor? Bunun detayları için New York'a gidelim. Melike Ayan bize anlatsın. Buyurun. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Melike Ayan, hoş geldin yayınımıza. Dünün aksine bugün yeşilleri görüyoruz Amerika'da. Nedir detaylar? Seni dinliyoruz.
Didemciğim, öncelikle gerçekten şaşırtıcı bir yerdeyiz ama bugünle dünü birleştirmemiz lazım. Bugünün yeşillerini, rallisini anlayabilmemiz için. Hatta bu haftayı bir şöyle bir gözden geçirmemiz lazım. Çok kısa bir ve hızlı bir şekilde. Kaotik bir haftayı geride bırakıyoruz, değil mi? Neden? Ya inişli çıkışlı, First Republic Bank'ın işte iflası, JP Morgan tarafından alınması, daha sonra Fed tutanakları, Fed toplantısı, Powell'ın konuşması, böyle hop oturduk, hop kalktık. Yani birinci çeyrek bilançoları bizi şok etti, sürprizler yaşattı. Ardından Powell, ardından tarım dışı istihdam. Beklenenden çok güçlü geldi ve ücret enflasyonu da var. Yani ücretlerde de ciddi bir artış var. İşsizliğe baksan orada işsizlik rakamı 3.4'lere gelmiş. Ben sana ne diyordum? %3.6'ya çıkacak. Beklenti oradaydı. Yani çıkacağına düştü. Yani neresinden baksan çok güçlü bir veri, çok güçlü bir rapor. Ben böyle bir raporu son 2 senedir görmemiştim. Yani her açıdan baktığımız zaman ücret enflasyonu biraz da endişelendirmeli bizi. İşte bu kadar güçlü gelen bir veri niye pozitif fiyatlanıyor? Niçin ralliyle fiyatlanıyor? Fiyatlanan o değil. Fiyatlanan şu. Şimdi ekonomi güçlüye gidiyor, güçleniyor. Çünkü güçlü bir istihdam raporu var karşımızda. Ama ondan öncesine gitmemiz lazım. Biz dün birçok bankanın %60 düştüğünü görmedik mi? Evvelsi günde öyle. Yani Bancorp gibi regional bank dediğimiz lokal bankaların %58, %60, %40. Bunların bir toparlanması olacaktı, işte o da bugüne geldi. Bir yandan da hani Powell dedi ya önümüzdeki toplantıda biz bir duraklayabiliriz data dependent yani dataya, veriye bağlı olarak. İşte şimdi biz bunu yaşıyoruz yani. Bunun hazmedilmesi var, bir rebound var, yani bir böyle geriden tekrar toparlanma var, dipten toparlanma var. Tarım dışı istihdamın da güçlü gelmesi, ya işte ekonomi resesyona gidecek yıl sonuna kadar falan korkularını biraz giderdi, rahatlattı. Portföy yöneticileri ve traderlar alım bahanesi arıyordu. Risk iştahının artmasını bekliyorduk, işte bu da böyle bir bahane oldu aslında. Banka hisselerinin düşüşü yordu bizi, çok yordu. O da dedi ki şimdi bir nefes alalım, teneffüslenelim. S&P 500 ne? %2 çıkıyor. Dow Jones'a bak, o da 2'ye varan bir çıkış sergiliyor. Bir tane sebep daha ekleyeceğim. Apple'ın bilançosu. Ya, tamam diyeceksin, bir hisseyle mi oluyor bu işler Melike? Ya öyle bir hisse değil ama bu. Yani hem Dow Jones'da hem Nasdaq'ta ağırlığı olan, trilyon dolar sermaye değeri olan, ikinci çeyrek bilançosu bu kadar iyi gelmesi beklenmeyen bir hisse. %5 çıkarsa sektörünü de, içinde bulunduğu endeksi de kendisiyle birlikte çıkarır yani. İşte bütün bunlar var. Bir yandan da şimdi St. Louis Fed Başkanı James Bullard konuştu, gördünüz mü bilmiyorum ama diyor ki faizler yükselmeli, faizleri artırmalıyız. Artan fiyatları soğutmak için. Aslında ücret enflasyonuna da değiniyor. Hani değinmiyor değil. Diyor ki işte faizleri biraz daha yükseltmeli ve yüksekte de tutmalıyız. Ve ABD ekonomisi yavaşlar, resesyona girmez diyor. Ortalığı biraz rahatlatmaya çalışıyor. Çünkü faizler ne zaman artırılsa bir resesyon beklentisi, bir korku olur. Powell da artıracağım dedi ya, yani her ne kadar durabiliriz de bir sonraki ay dediyse de Didem, faizlerin artmaya devam edeceği belli yıl sonuna kadar. İşte yani kesinti yok ama. Yani James Bullard o yüzden St. Louis Fed Başkanı olarak faizlerin artırılması lazım. Biraz daha bunu itekleyelim, dürtelim enflasyonu soğutmak için, biraz daha rahatlatmak için demesi çok fazla bir şey ifade etmedi. Ne için? Bunu dinleyenler için. Şimdi swap kontratlarına baktım. Fed toplantılarıyla bağlantılı ve perşembe, yani dün itibariyle Temmuz'da bir faiz kesintisi öngörüyor. Ama yani bu tabii şimdi neden geçmiş toplantılara bakıp öyle bir öngörü var. Artı 15-30 yıllıklara bakıyor.
piyasa tarafından bu izleniyor, gözleniyor. Ama dediğim gibi şimdi enflasyon %5,5 iken, Fed'in hedefi %2 iken ve Fed'de ben daha da fazla faizleri artıracağım derken, yani bence kimse bakmaz bunlara şu an itibariyle. Dolar endeksinin de biraz düştüğünü görüyorum bugün itibariyle. Güvenli limanlar güvenli liman değil artık. Yani altının, petrol hariç, hani petrol bazen güvenli liman olarak algılandığı için diyorum ama yoksa orada enerji sektörünü artıran bir unsur olarak görüyorum petrolün yukarı çıkışını. Ama altın düşüşte. Ciddi bir düşüşü var güven liman olmadığı için ve riskli varlıklara bugün iştah arttığı için. Keza VIX'in düşüşü de onu gösteriyor. Yine 20'nin altına düştü. Aman düşsün orada kalsın 16'larda. Şimdi 16.87'lerde. Bir de Apple'la Walt Disney'in hisselerinin artışı diyor ki Dow Jones 600 puan birden hani çıktı ya, çıkıyor ya, şu anda tam olarak göremiyorum, terminal açık değil ama 600'ün üstüne geldiyse bu iki hisseden kaynaklanıyor. Walt Disney'in hisselerinin de etkisi var Didem, sadece Apple değil, onu da altını çizmemiz lazım. Bu arada Apple'ın ratinginin Jefferies tarafından ve diğer kurumlar tarafından da yukarı çıkarıldığını söylememiz lazım. Hedefleri çıkarıldı. Hisse senedinin hedefi çıkarıldı ve AL ratingi birçok kurumsal brokerage firması tarafından şu anda öneriliyor. Diyorum, söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, küresel piyasalarda şimdi piyasalara ilişkin hararetli bir sohbete hazır olduğunuzu umuyorum. Çünkü İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım Türk bugün bizimle birlikte. Ve yanında da Nur Siyam Kurumsal İlişkiler Direktörü sevgili Ahmet Ulağan var. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet Ali Bey siz de hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, size de iyi yayınlar. Şimdi bütün bu piyasalar diye bir açılış yaptım, bunları konuşacağız. Ama elbette en üst perdede bu haftanın en önemli gündemi Fed faiz kararı. Ardından bugünkü tarım dışı istihdam verisi, dünkü ECB kararı. Bütün bunların hem fiyatlamalar üzerindeki potansiyel etkileri hem de 2023'ün geri kalan kısmında senaryoların oluşmasında oynadıkları rol. Biraz dolayısıyla buradan başlayalım istiyorum. Ahmet izninle Mehmet Ali Bey ile başlayacağım. Fed'in faiz kararı ve ardından Powell'ın yaptığı açıklamalar. Nasıl değerlendirdiniz? Nasıl değerlendirdiğinizi de şöyle anlatmanızı rica edeceğim. Peki bundan sonra Fed ne yapar diye beklemek lazım şimdi. Şimdi bugünkü veriler öncesinde, bugünkü veriler böyle açıklanınca evet, görüş bir değişti. Evet, o da sürpriz oldu. Tabii. Evet. Veriler öncesinde zaten Mayıs ayı itibariyle 25 baz puanlık bir faiz artırımı daha Nisan ayında fiyatlanmaya başlamıştı. Çok fazla bir değişiklik orada olmadı. Ama evet, biliniyor ve beklentiler gerçekleşti. Peki Powell ne diyecek diye beklentiler vardı tabii. Ve oldukça da dikkatle izlenen bir basın toplantısı ve sorulan sorulara cevabı da oldukça önemliydi. Fakat bu sorulara verilen cevaplarda piyasa pek tatmin olmadı. Yani acaba işte bu bankacılık sektörüyle ilgili hakikaten yeni bir kriz çıkar mı? Bunun üstü örtülmek mi isteniyor? Veya bu kadar işte 10 defa faiz artırıldı. Hala enflasyonda beklenen o %2'lere oldukça üzerindeyiz. Dolayısıyla bir noktada faiz artırımlarının da enflasyonu çok fazla indiremediği gibi bir kanaat var. Yani bu kadar çabaya rağmen niye bu gerçekleşemedi? Biraz da tabii jeopolitik gerginlikler de gündemde. Diğer taraftan bu kadar faiz yükselişinin bir resesyon etkisi de olacağı düşüncesi var. Bunları çok net bir cevap bulamadı piyasa aktörleri ve gazeteciler de çok net bir şey bulamadı. Ama sürekli her toplantıda verdiği bir cevap var Powell'un. Verilere bakacağız. Onları bir göreceğiz. Belki faiz artırımlarını işte ona göre yapabiliriz. Henüz daha faiz indirimi için bir gündem olmadı. Ama şimdi faiz artırımlarıyla ilgili sanki o metinden bir cümle çıkartıldı. Bir de o var yani. Dolayısıyla Haziran toplantısında bir faiz artırımı olup olmayacağı bilinmiyordu.
Şimdi bugün açıklanan ve hakikaten de şaşırtıcı olan, çünkü beklentiler mesela işsizlikte 183 binken. Yani evet, böyle bir şey. Ama bundan önce de böyle yani çelişkili işsizlik şeyleri, tarım istihdam verileri geldi. Bir ay düşük geldi, sonra yani tekrar yükseldi. Hatta bir sonraki ayı bir sapmalar efendim, oldu vesaire, sonra bir düzeltmeler oldu falan filan. Evet. Bu olabilir. Yani şimdi bu böyle geldi ama bundan sonraki ayda da böyle şeyler de beklenebilir ayrıca. Dolayısıyla ayrıca bir de işsizlik verisi çok olumlu geldi. Yani şimdi beklenti %3.6 idi. Evet. Hadi 5 olsun, bir önceki 5'ti. Yani. Şimdi 4'e düştü. Şimdi bütün bu verilere göre acaba resesyon konuşulacak mı? Veyahut da enflasyon bu iyimserlikle özellikle alım gücünü artırıp da biraz daha enflasyona mı yansıyacak? Hı-hı. O zaman bir faiz artırımlarını biraz önceki yeni başkan yardımcılarından birinin söylediği gibi devam mı edecek? Ama devam ederse de bu diğer ülkelere de olumsuz yansıyor. Bir de o tarafa bakmaz lazım. Dünya sadece Amerika değil yani. Amerika'nın da etkilediği, gelişmekte olan bizim gibi ülkeler var. Doğru. Öyle olunca şimdi bu biraz kafa karıştırdı. Ama yatırım araçlarına baktığınız zaman da o ilk veriler açıklandığı andaki pozisyonda değil. Biraz da toparlandı filan. Böyle bir görünüm var. Bakacağız tabii. Biraz buna. Aslında gitti geldi her şey, evet. Değil mi Ahmet? Yani hani evet. Karar geldiği an itibariyle baktığımızda borsalarda bir yukarı yönlü hamle olduğunu, hı-hı, gördük örneğin. İşte altın hareketlendi. Petrol tarafı enteresandı. Resesyon kaygılarının çok dillendirilmesiyle birlikte. Ama hakikaten çok gelgitleri olan bir, evet, gündem var elimizde. Sen nasıl değerlendiriyorsun bugünkü verileri de, Fed'in kararını da yorumuna katarak? Şimdi tabii çarşamba akşamı gerçekleşen toplantıdan önce o gün piyasalar Mehmet Ali abinin de belirttiği gibi 0.25 baz puana odaklandı. Esası da bundan sonra artık faiz artırım süreci sonlanacak ve yeni bir döngüye doğru girilecek diye bir beklenti vardı. Tabii toplantıda beklenildiği gibi bir karar alındı ve piyasalar ilk etapta da buna reaksiyon verdiğini gördük. Burada bir iki tane nokta var. Piyasaların belki o anda kafasını karıştıran ya da genel olarak fiyatlamaları tekrar tersine çeviren. Birincisi, Powell ılımlı bir resesyon yaşanacağından bahsetti. Yani bunun altını çizdi. Bu bence kritik noktalardan bir tanesiydi. Bir tanesi de enteresandır. İstihdam piyasasına zaten vurgu yaptığı noktalar var. Yani işte istihdam talebinin şu anda halen istihdam arzının üzerinde olduğu, gerçi bir dengelenmeye doğru gittiği, bundan memnun olduklarını da vurgu yaptı bir taraftan. Ki o gün hatırlarsın ADP özel sektör verisi de beklenti üzerine güçlü geldi Amerika'da. Haliyle burada piyasalar biraz özellikle ılımlı resesyona daha çok bence takıldı ve genel olarak da resesyon fiyatlamasının hızlı bir dönüş olduğunu gördük. Hem ABD tahvil tarafında bir taraftan da işte piyasalara gelen, borsalara gelen satışlarda da bunu görmüş olduk. Tabii ortada bir bankacılık krizi var. Tabii yine o toplantıda ben Mehmet Ali abiye kesinlikle katılıyorum. Yani bankacılık krizin sanki böyle, ben biraz şeye benzettim. İşte enflasyonun ilk dönemlerinde ya işte geçicidir havası vardı FED'de. Böyle bankacılığa yönelik de, bu krize yönelik de açıklamalarında biraz böyle bir hafifletici. Böyle şimdi münferit, evet, olaylar. Belki öyle de gerekiyor. Yani onlar küçük banka, bir şey olmaz. Yani belki öyle de gerekiyor, onu da bilmiyoruz. Ama baktığınız zaman işte bankacılık bölgesel endeksi aşağı yukarı %30, %40'lara varan, evet, değer kaybına uğramış durumda. %60, %70 gün içerisinde banka hisselerinin ciddi anlamda değer kaybettiğini görüyoruz. Tabii bu yatırımcı tarafını olumsuz etkiliyor. Hı hı. Sadece yatırımcı değil, tüm piyasaları olumsuz, tabii, etkiliyor. Burada piyasalar tam istediğini alamadı, evet, FED'den. Yani bir kafalarda, evet, ufak karışıklık, evet, oldu. Ancak bugün tarım dışı istihdam verisi geldiğinde ben özellikle Powell'ın o gün biraz daha bu istihdam tarafını yaptığı atıfın gerçekli pay olduğunu ciddi anlamda gördüm. Yani piyasa sanki daha aşırı bir iyimserlik içerisindeydi. Powell belki biraz daha temkinliydi orada. Hani onu tam, hı-hı, kestiremiyorum ama evet, güçlü bir istihdam piyasası var. Yani ve güçlü olduğu kadar da işte ortalama kazançlara baktığımız zaman, saatlik kazançlara, beklenti üzerinde, evet, gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi enflasyonu siz aşağı yukarı 8,5'lardan 9'lara yakın rakamlardan 5'e kadar indirdiniz. Ciddi bir faiz artış döngüsü var. Ekonomi resesyona götürüyor belki bu süreç. Evet. Ki bankacılık sektörünün içinde bulunduğu durum ortada.
Tam artık bir şeyler tekrar denge içerisinde toparlayacağını beklediğiniz bir aşamada bir taraftan da güçlü bir istihdam piyasası ister istemez sizin politikalarınızı etkiliyor. Yani evet. Bu aşamadan sonra ne yaparsınız, piyasaya nasıl bir mesaj verirsiniz ya da nasıl dengede tutarsınız ekonomiyi, bu çok çok kritik. Baktığımızda hizmet sektörü tarafında oldukça güçlü bir zaten şey var. İstihdam tarafında gelişme var. İşte imalatta falan genel olarak zayıflama olduğu zaten görülüyor. Haliyle FED gelinen noktada bence kafalarında belli hesaplar vardı ama istihdamdaki bu derece güçlenme bir miktar bu hesapları karıştırmıştır diye düşünüyorum ben. Piyasalar tabii ki veri odaklı olacak. Sonuçta Powell da o gün dedi ki bundan sonraki süreci biraz daha verilerin gidişatına göre karar vereceğiz. Baktığın zaman piyasa hızlı bir şekilde işte Temmuz ayında dahi faiz indirimini başlayacağını fiyatlamaya başlamıştı. Sen buna katılıyor musun? Yok, yani 2023 yılı içerisinde herhangi bir noktada bir faiz indirimi geleceğini bekliyor musunuz? Veya bunu tetikleyecek husus ne olur? Hangi veri bunun altını doldurur? Yani bu olacaksa her şeyden önce hakikaten burada nötr bir istihdam piyasası şartlarının oluşması çok çok önemli. Diğer etkenlerin de belli bir ölçüde dengesine gitmesi lazım. Ancak ve ancak yılın son çeyreğinde belki daha güçlü bir ihtimal olabilir. Ama baktığımız zaman noktasal grafiğe de bakıyoruz. En azından FED üyeleri bu sene içerisinde beklemiyor. Yani daha gerçekçi yaklaşımı sanki hem piyasa hem FED'in biraz daha ortasında durarak bulabileceğimizi düşünüyorum. Mehmet Ali Bey, siz. Ama bu kadar yüksek, yani uzun süreden beri böyle bir yüksek faiz yaşanmadı Amerika'da. Hı. Yani çok kısa sürede 0.25'lerdeydi biliyorsunuz faiz. Evet. Oradan 5.25'lere geldi. Geldi. Yani ekonomi bunu ne kadar şimdi katlanabilir veya ne kadar sürdürebilir? Benim tahminim yani sene sonuna doğru uzun süre belki hani bir kez daha belki 25 yaptıktan sonra daha fazla yapacağını ben tahmin etmiyorum. Bir bekleme sürecine geçecek FED faizleri değiştirmeden. Ondan sonra belki biraz 25'er indirmeye doğru bir sinyal verebilir. Şimdi tamamıyla piyasaları bozulmasın diye bir taraftan Janet Yellen, bir taraftan Powell sözlü müdahaleler de yapıyorlar. Bu ifadelerde sözlü müdahaleler de var. Senin söylediğin gibi, Ahmet Bey'in söylediği gibi, Ahmet kardeşimin söylediği gibi, öyle diyeyim. Biraz diyeyim, bey demeyeyim artık şimdi, kardeşim diyeyim. Ahmet kardeşim dediği gibi piyasalar Powell'un net bir şey söylememesinden biraz böyle çok tatmin olmadı o şeye göre, ama şimdi bu veriden sonra nasıl bir açıklama gelecek önümüzdeki günlerde muhakkak ki eyalet başkanlarından da açıklamalar gelecek. Ya işte iki defa artıracağız, üç defa artıracağız, ama benim temelde genelde baktığım şu: dünyada hala çok yüksek bir likitte var. Bu yüksek likitte özellikle büyük banka fonları yöneticilerinin çok işine geliyor ve bu açıklamalarla da çok iyi trade yapıyorlar. Trade edebiliyorlar. Yani böyle bir şey oluyor. Şimdi dalgalanma borsaya, oluyor. Evet evet, haklısınız. Bu arada yatırım bankalarından gelen tavsiyelere baktığımızda geçtiğimiz bu hafta içerisinde, evet, çok uzak bir geçmişten bahsetmiyorum, sabit getirili tahvillerin tercih edildiği bir dönem olabilir deniyordu raporlarda. Hı hı. Oradaki argüman da yine resesyon algısı. Şimdi bugün bakıyoruz, borsalar yukarıda, tahvile satış gelmiş. İşte altına biraz satış geldi. Onu da konuşacağız birazdan. Petrol tarafını bu bölümde sormak istiyorum. Çünkü resesyonla yine ilintili olduğu ifade ediliyordu. Oradaki gerilemenin. Böyle kısa kısa her ikinizden de petrol tarafı ile ilgili öngörülerinizi alayım. Ahmet, senle başlayalım. Yani tabii temel bazı unsurları saptamak lazım. Çünkü özellikle Çin'den çok karışık veriler geliyor. Burada da talebin küresel tarafta istenilen seviyede olmayacağı varsayımı var. Ve haliyle ilk çeyrekte biraz petrol yatırımcısı üzüldü diyebiliriz. Yani petrol fiyatında ki belki 70 dolarları falan çok da hani 2022'nin sonlarına doğru konuştuğumuz hiçbir yayında da telaffuz ettiğimizi hatırlamıyorum. Evet. Tabii 70'lere kadar gelmesi enteresan. Yüzler konuşuluyordu. Tabii yani daha yüksek seviyelerde konuşuluyordu. Burada benim hani şöyle bir durum da var. Tabii Amerika'da artık stokların düştüğü son verilerde zaten geliyor. Şubat ayında, Ekim'de Şubat ayı döneminde zaten stoklar genel olarak düştüğünü biliyoruz.
arttığını biliyoruz. Şubat zirvesinden sonra bir düşüş eğilimine geçti. Ve aynı zamanda da ABD'de şu anda işte sürüş sezonu başladı. Yani pandemi falan da olmadığı için işte tatilciler, iş akışları vesaire ciddi anlamda bir benzine yönelik talep de var. Her ne kadar burada ham petrol tarafında talepten kaynaklı belki biraz daha canı sıkan bir fiyatlama olsa dahi diğer taraftaki Amerika'daki talep artışı ve stokların hızlı şu anda düşüş seyrinde olması ben iyi kötü petrol tarafındaki fiyatlamaları yukarı çekebileceğini düşünüyorum. Yani 70 dolar benim görüşüm özellikle kısa vadede dip seviyesi olarak algılanabilir. Ve ikinci çeyrekten itibaren de tekrar bir yükseliş eğiliminde. Ama tabii bu 100 dolarlar gibi falan algılanmaması lazım. Ama biraz da belki 80 dolar ve üzerinde dengelenecek bir fiyatlama görme ihtimalimiz olur diye düşünüyorum. Yani 5 günlük harekete baktığımız zaman hala bugünkü yukarı yönlü hareketle dahi olsa %11 civarında bir gerileme var zaten. Tabii, Brent tarafında. Ciddi bir düşüş oldu çok yani. Sert bir düşüş oldu. Mehmet Ali Bey siz ne düşünüyorsunuz? Yani 70'ler civarında Brent dip yaptı artık bundan sonra biraz daha yukarı yönlü hareket eder görüşüne katılıyor musunuz? Ahmet kardeşime katılıyorum yani 70'in altında çok fazla gelmeye başlarsa da ben orada en büyük faktörün Suudi Arabistan olacağı kanaatindeyim. Hatırlanacağı gibi böyle bir geri çekilme sırasında sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan yetkilileri dedi ki biz günlük petrol üretimini 1 milyon 200 bin varil azaltıyoruz dedi. Evet. 73 dolardan bir anda 86-87 dolar. Yani burada müthiş bir spekülatif bir fiyat hareketi var. Ondan sonra tekrar Çin artık Covid'den kurtulduk, üretime başladık. Şimdi Çin'in üretime başlaması demek bir noktada enerji tüketimi demek yani. Tabii, şimdi senin söylediğin gibi bir de yaz mevsimi işte araç kullanılması. Evet her ne kadar kış kuzey yarımkürede bitti, ısınma ile ilgili çok fazla bir şey yok ama esas petrolü gerileten bence biraz da doğal gazın gerilemesi etkili oldu enerji piyasası olarak. Rusya yani. Ne kadar etkili oldu sizce bu süreçte? Rusya her fırsatta yüksek olduğunda tabii ki sattı ama Rusya'nın ekonomik olarak önünü kesmek için de bu sefer Amerika kendi stoklarından sattı ki fiyatı düşürmek için. Böyle bir orada da gizliden bir ticaret savaşı olduğunu görüyoruz. O bakımdan ben çok fazla aşağı yönlü bir hareket olacağı kanaatinde değilim. Peki. Orada çok büyük bir spekülatif işler var. Fonlar burada çok büyük paralar kazanıyorlar. Kaybettiklerini zannetmiyorum. Çünkü onlar yönlendiriyorlar piyasaları. Evet tüketimin de yönlendirmesi var ama esas şu anda yönlendirenler onlar gibi geliyor bana. Bence peki. Çok kısa şunu da ilave etmiş evet. olayım Mehmet Ali abi. Yani özellikle 70 dolar az önce de bahsettiğimiz gibi önemsediğimiz evet. seviye. Yani bu seviyenin aslında aşağı yönlü kırılması demek işin aslında resesyonun daha ciddi derinleşmesi manası tabii, da taşır. Tabii. Yani hani burada o zaman farklı bir ekonomik senaryodan küresel çapta bahsediyor oluruz. Çin'de de üretimin düşmüş olması gerekiyor o zaman yani. Bir reklam arasına gidelim. Bu sohbeti bölmek istemiyorum ama biraz içeriye döneceğiz birazdan. Hem iç piyasaları konuşacağız hem de altın konuşacağız efendim. Küresel piyasalar devam ediyor. Mehmet Ali Yıldırım, Türk İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı ve Nursiyem Kurumsal İlişkiler Direktörü Ahmet Uluan'la birlikteyiz. Bu bölümde söz verdiğim üzere piyasaların biraz daha detayına gireceğiz ve altında konuşacağız. Hatta altınla başlayalım bence. Mehmet Ali Bey, şimdi altın tarafı hakikaten çok enteresan. Biz sizinle daha önce de konuştuğumuzda evet. aslında yılbaşından önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Ve dediniz ki 2023'te evet. altın performansı çok pozitif olacak. Evet. Şimdi bir ara bir düştü, biraz bir dengelendi, şu oldu, bu oldu falan ama altında satış iştahı hiç kabarmıyor gibi görüyoruz biz. Veriler de bize bunu gösteriyor. Evet. Biraz anlatır mısınız bize altındaki tema ne ve neden hareket ettiği şekilde hareket ediyor? Şimdi kısaca geçen seneyi lütfen. Bir özetleyelim kısaca. Geçen sene Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımları Mart ayından itibaren ki Mart ayında 8 Mart'ta
2070 dolarlara kadar yükselen bir altın fiyatı vardı ki 2022'nin başında 1950 dolardı. Hı hı. O 2070 dolar oluşu Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra oldu. Fakat daha sonra Amerika'da faiz şeylerin enflasyon yükselmesiyle beraber bir anda sert faiz artırımları geldi. O senenin sonuna kadar altını baskıladı. Ta ki Kasım ayında artık yani 1650 dolara kadar da geldi. Fakat ondan sonra da 25'er bas puanla yetireceğiz şekilde Powell'dan açıklamalar oldu. Ve artık o faizin baskısı kalkacağı sinyali vardı. İşte sizin de yaptığınız o programda ben onun için önümüzdeki sene biraz daha yükseliş eğiliminde olacak. 2022'de masanın üstündeki dosyalarda özellikle jeopolitik gerginlikler ve aynı zamanda enflasyon filan fiyatlanmadı. Bunlar fiyatlanmaya başlayacak demiştik. Nitekim Ocak'la beraber fiyat yükselmeye başladı. Fakat sonra Şubat ayında yine 2 Şubat mıydı tam tarih hatırlamıyorum. İşte FED toplantısının sonrasında Powell yine çok sert açıklamalar yaptı. İşte bundan sonra faiz artırımlarını yine devam edeceğiz. Hatta %2 efendim faiz oranına gelene kadar devam edeceğiz filan açıklamalarıyla orada bir geriledi. Hatta 1785 dolara kadar geriledi altının onsu 2070 dolarda. Oradan sonra artık Mart'ta ise bu sert açıklamaların, şahince açıklamaların piyasaları bozduğunu görünce buradan bir geri adım atıldı. Gelen verilerle beraber artık biraz da şey oldu, dolar fiyatı gerilemeye başladı, dolar endeksi gerilemeye başladı ve altın ondan yükselmeye başladı. Bir de jeopolitik gerginlikler artmaya başladı. Hala Rusya-Ukrayna savaşı alışılmış gibi olsa hafta sonlarında Rusya'nın Ukrayna'yı bombalaması hala devam ediyor. Diğer taraftan yeni cepheler açılmaya başladı. Bunlardan biri de Tayvan üzerinden Çin ile Amerika arasında. Evet. Bu da etkilemeye başladı. Petrol fiyatlarının yükselişi enflasyonu tetikleyecek beklentisi var. Hala bu kadar faiz artırılmış olmasına rağmen enflasyon dünyada devam ediyor. Bu arada merkez bankaları da rezerv çeşitlendirme çerçevesinde altın alımlarına devam ettiler. Ve bu şekilde de altın bir anda 2000 doların üzerinde kalmaya başladı. Bugün de mesela bu önemli veriler çok olumlu gelmesine rağmen o 2050 dolardan bir anda 1992-95'e falan geldi. Çok kısa süre 97'ye geldi. Hemen 2000'in üzerine gitti. Şimdi de 2015 dolar. Burada tabii biraz da işte faiz baskısının kalkmış olması var. Bir de jeopolitik gerginlikler var dediğim gibi. Biraz da dünyada enflasyona karşı biz alışığız ülke olarak. Enflasyon olduğunda bizim vatandaşımız gider hemen altın alır, fiziki alır falan şimdi olduğu evet. gibi. Daha şey yeni başladı. Peki şimdi merak edilen konu şu. 2000 doları destek yapabilecek mi altın? 2000 doların bir süredir üzerinde bir deneme var. Gram altın için de tabii ki bir yorum rica edeceğim. Seviyelerle ilgili ne bekliyorsunuz? Dolayısıyla yatırımcılar, bizi izleyenler portföylerinde bu seviyelerden altın bulundursunlar mı sizce? Şimdi ons bazında düşünülürse bu seviyeler çok uygun. Yani 2000 doların altında ben çok fazla kalacağı kanaatinde değilim. Bundan sonraki süreçte 2070 geçilirse 2100-2150. Sene sonuna doğru da artık faiz artırımlarına ara vereceği o dönemde de biraz da jeopolitik gerginlikler. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsunuz bütün ülkelerin kendilerine göre olan sorunlarından dolayı sokaklar işte protestolarla dolu. Hı hı. 16. haftaya girdi, 17. haftaya girdi. İsrail'de aynı şekilde. Evet. Bunlar da tedirginlik oluşturuyor. O bakımdan ben hep 2000 doların üzerinde kalacağı kanaatindeyim. 2150 geçilirse sene sonuna doğru 2350 dolar seviyelerinde görebiliriz diye düşünüyorum. Dünya Altın Konseyi'nin de bugün birinci çeyrek için 2023 raporu yayınlandı. Altın talebi trendleri raporu. Enflasyondaki yükseliş sizin söylediğiniz gibi vatandaşları altına yöneltmiş görünüyor. Türkiye'de talebin her yıl 5 kat, her çeyrekte %32 oranında artarak toplam altın yatırımı da 58 milyar liraya, yani 3 milyar dolar seviyesine ulaştığı notu var. Bu arada Merkez Bankamız da en büyük 3 Merkez Bankası arasında yer alıyor altın alan. İşte bir Mart ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam bir satış yapıldı. Bu da tabii enteresan aslında, hani Türkiye'nin de nasıl baktığı, nasıl yaklaştığı ile ilgili olarak. Ahmet, siz
altın öneriyor musunuz portföylerde bulunması açısından? Nedir görüşünüz? Yani öneriyoruz. Uzun süredir zaten özellikle mevcut şartlardaki genel gidişatta ki piyasanın özellikle 2022 içerisinde fırsat verdiği dönemler de olmuştu. Burada altınların yani altın pozisyonunun portföylerde bulundurulması gerektiğini her seferinde vurguladık kurumsal olarak da. Tabii ben genel seviyeler oldukça önemli. Yani 2000 seviyesinin üzerine gelmesi işte yanlış hatırlamıyorsam 2020 zirvesi sandıysam 2070 dolarları görmüştük. Bugün itibariyle oranın tekrar test edilmiş olması bence kritik olarak yani aslında altının yukarı yönlü eğiliminin devam ettiğini bize gösteriyor. Her ne kadar şu anda bir miktar daha satış gelmiş olsa da son gelişmelerle beraber altının bu yukarı yönlü eğilimini tam olarak bozuldu diyemeyiz ya da burada bir seviye kaybına uğradı diyemeyiz. Tabii ki birkaç tane nokta var kritik. Yani her şeyden önce yüksek enflasyon döneminin halen devam edeceğini biliyoruz. Burada FED politikalarının ne yöne evrileceği iyi kötü altın fiyatları üzerinde mutlaka etkili tesirli olacaktır. Mehmet Ali abinin bahsettiği gibi jeopolitik risklerden de kaynaklı ama bir o kadar da bence yine bankacılık krizi, resesyon riski gibi tabii risklerin de ön planda olduğu dönemde koruma içgüdüsüyle de yani altının tercih edildiğini görüyoruz genel olarak. Haliyle ben altındaki yüksek şu andaki mevcut seviyelerin 2000 belki biraz altın sarkarsa 1980-1950'ler de olabilir ama bu seviyelerin korunacağını ve peyderpey yine yukarı yönlü eğilimin altında devam edeceği kanaatindeyim. Gram altın için de benzer bir durum var. Yani özellikle zaten burada yani Türkiye'deki mevcut şartlarda şu anda seçime giderken farklı risklerin de olması, biraz özellikle dolar cephesinde insanların tam olarak yatırımcıların birikimlerini tutma isteğinin belki olmaması, işte fiyatın baskılanması ya da uzun süredir stabil gitmesinden dolayı burada altın tercihini sanki arttırdı. Tabii Mehmet Ali abi biraz daha belki detaylarını bu konuda hakimdir. Soracağım özellikle de seçim sonrasına ilişkin bu anlamda evet, beklentilerinizi soracağım. Biraz da kısa kısa rica edeceğim çünkü daha borsayı konuşacağız. Sürem de daralıyor. Ahmet çok özetle sen dolar TL tarafında ne bekliyorsun? Yani dış gündemi takip ediyoruz ayrı. Elbette dışarıdan içeriye ithal ettiğimiz bir takım gerçekler var. Ama içeride nasıl bir senaryo bizi bekliyor olabilir kur tarafında? Yani tabii biz seçim süreci içerisindeyiz ve artık bir haftamız, iki haftamız kaldı. Aslında çok geniş geniş anlatılabilecek farklı belki senaryolar da var işin içerisinde. Ama benim şahsi kişisel beklentim seçimin sonucu ne olursa olsun ben dolarda yukarı yönlü bir atak bekliyorum. Yani bunu bir rally gibi falan belki algılamamak lazım ama burada ciddi anlamda ertelenmiş bir fiyatlama söz konusu ve baskılanma var. Ki bugün işte sürekli piyasadan da izliyoruz. İşte çift kur şu anda oluşmuş durumda yani ülkede. Ben bu farkın da yukarı yönde kapanacağı kanaatindeyim. Yani burada belki bir %15-20'lik bir değer kaybı TL'de söz konusu olacaktır. Beklentim biraz bu yönde. Mehmet Ali Bey size de aynı soruyu sorayım. Hem aslında dolar TL hem de belki gram altın tarafıyla ilgili birbiriyle de çok alakalılar çünkü. Ne beklemek lazım seçimlerden sonra? Kısaca şunu söyleyeyim. Altın dışarıda ne olursa geriler bunu söyleyelim. Enflasyon düşmeye başladı. İşte altını geriletecek olan gelişmelerden biri bu. Rusya-Ukrayna savaşında artık masaya oturdular, barış oluyor. Bunlar olmadığı sürece altın yüksek. Bunlar olursa kısa süreli bir gerileme olabilir. Bunu da parantezin içinde söylemek isterim. Şimdi içeride altın önce söyleyeyim. Çünkü dolar, TL altının gram fiyatını etkileyen bir gelişme. Ama orası biraz daha stabil. Evet. Ve vatandaşın şu anda o kur korumalı mevduat sisteminde döviz fiyatının çok sakin seyretmesinden dolayı herhangi bir döviz talebi söz konusu değil. Ancak ihtiyacı varsa onun için alıyor. O da çok küçük bir miktar. Zaten biliyor ki altın aldığı zaman aynı anda o günkü fiyattan dolar almış oluyor. Bunu hep biz söylüyoruz. Doları kim alıyor? Doları reel sektör alıyor. Bankalara uygulanan regülasyonlar, onların döviz satmasıyla veya almasıyla ilgili uygulanan BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın yeni düzenlemeleriyle elleri kolları biraz kısıtlanmış durumda. Bankaya döviz götürdüğünüzde şu anda kapasitemiz dolu almıyoruz diyebiliyorlar veya satış içinde çok sıcak bakmıyorlar. Böyle bir durum var. Bu reel sektörde tabii bunu bir şekilde serbest piyasadan temin etme yoluna gidiyor. Çünkü
ihracatçının %40 dövizini bozdurması ve tekrar onun yerini alması için de böyle bir hareketlilik orada görünüyor. Ben kur korumalı mevduat sistemindeki bu fiyatın bir haftada fiyatlarda çok fazla bir değişiklik olmadan 20 liranın üzerinde serbest piyasada bugün 20 lira 52 kuruş kapandı mesela. Bankalarası evet. Piyasada çok daha farklı. Merkez Bankası'nın fiyatı ayrı, bankalarası piyasa fiyatı ayrı, serbest piyasanın fiziki olarak yaptığı fiyat ayrı. Sabah saatlerinde biraz düşüyor. Öğleden sonra akşam üzeri tekrar yükseliyor. Gerekçesi şu, daha çok yakın zamana kadar Merkez Bankası aracı kurumlara, borsaya kayıtlı aracı kurumlara, altın borsasına kayıtlı aracı kurumlara günlük 50 kilodan az ve üstü olmamak üzere dolar bazında altın sattığı söyleniyordu. Ve biz de bunu çarşıda duyduk. Ve o noktada şimdi döviz fiyatında yukarı yönlü seyirler oluşmaya başlayınca o zaman dedik ki TL ile satalım. Geçtiğimiz hafta başından beri TL ile satmaya başladı ve 25 kiloda veriyor, 50 kiloya kadar veriyor. TL ile altın almak isteyenler, aracı kurumlar veyahut da döviz üyeleri sabahtan o TL'yi temin etmek için döviz satıyorlar. Döviz o sürede çok yani 20 liranın üzerindeki rakamlarda biraz geriliyor. Altın tekrar alınıp geliyor. Piyasaya satıldı çünkü arz cephesi çok zayıf, talep de çok fazla ve şu anda dış piyasa fiyatına göre altının onsunda 100 dolar daha biz içeride fazladan alıyoruz. Kilogram dolar bazında neredeyse yani şöyle söyleyeyim 2000-3000 dolar kadar bir fark var. TL bazında bakarsak bankalarası piyasa fiyatına göre yaklaşık 100 lira kadar bir fark var. Yani bankada 1279 lira altının gram fiyatı, çarşıda 1285-90 lira ki bugün 93 liradan kapandı. Böyle bir talep var. Bu talebin gerekçesi bayram süresi öncesinde hem emeklilere erken ödeme yapılması hem bayram ikramiyesi verilmesi. Diğer taraftan bankadan maaşını alanlara yüksek miktarda bankalar promosyon ödediler. EYT'lilerin bazıları paralarını alıyorlar filan. De işte doğalgazda indirim veya bir ay para almayacağız böyle dediler. Böyle bir para arzı var bu seçimden dolayı. Bu paralarda tamamıyla fizik olarak altına gidiyor. Alternatifi yok mu? Var. Biraz daha profesyoneller darphanenin çıkardığı sertifika alıyorlar ama sertifika fiyatı da şu anda gram olarak 1500 liraya geliyor ki yine fiziki fiyatın üstünde. Bu da seçime kadar devam edecek ama seçimden sonra hangi hükümet gelecek, hangi o gelen hükümetin ekonomi yönetimi ne olacak, ekonomik programı ne olacak? Bunlar belirli olana kadar bu altındaki bu talep tarafı devam edecek gibi görünüyor. Devam eder gibi. Sadece takı tarafında hiçbir şey yok. Sıfır takı tüketimi diyebilirim. İhracat tarafı birazcık iyi. Ama tasarruf tarafı, basılı altınlar, gram altınlar filan bunlar çok talepli. Pekala. Ahmet kaldı 4 dakikamız. Sen evet. Yaparsın diye güveniyorum sana. Borsan. Evet, Mehmet Ali Bey'in altın yorumu çok detaylı ve çok önemliydi. İzleyicilerimizden de çok soru alıyorduk. Borsa tarafında da ne oluyor ya? 4300'lere doğru bir gerileme oldu. %30'a yakın bir değer kaybından bahsediyoruz. Ve küçük yatırımcı haklı olarak çok dertli, çok para kaybeden oldu bu esnada. Nedir durum? Şimdi tabii son derece yüksek performanslı bir 2022 geçirdik. İşte enflasyon vesaire birçok sebep vardı. 2023'e girdiğimiz andan itibaren de ister istemez böyle bir seçim havası, içerideki risklerin biraz daha ön plana çıktığı süreçler arka arkaya gelmeye başladı. Tabi burada özellikle küçük yatırımcı açısından zor bir piyasa. Niye? Çünkü rallide problem yok ama biraz daha yatay bant hareketlerinin daha sık yaşanmaya başladığı bir piyasada küçük yatırımcının daha çok çarpılma diyeyim hani amiyane tabirle çarpılma ihtimali daha yüksek. Kısa süreli kar şeyleri geçiyor. Tabii yani o hareketi yakalayamadığınız zaman ve riskinizi de bir şekilde yönetemiyorsanız piyasada tabii. İster istemez siz orada çok başarı sağlayamıyorsunuz yani işin Türkçesi. Tabii bu bağlamda baktığımızda da yani senin de bahsettiğin gibi yani yılbaşından bu yana aşağı yukarı %30'a yakın bir değer kaybı var borsamızda. 5000'ler üzerindeki 5700'lerle başlamıştık biz 2023 yılına ki 6000'den üzerine hedefleyerek aşağı yukarı bunları konuşuyoruz. Evet o konuşuluyor. İşte 300 dolarlardan aşağı yukarı endeks şu anda geldi 220 dolar. Neden? Yani bunun ben birinci nedeni bir defa her şeyden önce seçimden kaynaklı olarak ki depremi de yaşadık yani çok
Evet. Dramatik bir olay ama ister istemez piyasalarda bunun olumsuz etkilerini de bir taraftan göreceğimizi biliyorduk zaman içerisinde. İşte varlık fonu alımları vesaire belki piyasayı biraz zinde tutsa dahi biz akabinde ki artık yabancı da yok piyasamızda bu bağlamda yeterince talebin işte 5000'ler üzerinde oluşmadığını da gördük. Şimdi seçime yönelik risklerin ön plana çıkması, işte birinci turdan ikinci tura kalacağı yönde mesela beklentinin arttığı bir ortamda son iki haftadır piyasada her fırsat bir satış fırsatı gibi değerlendirmeye başlandı. Evet. Faizlerin de yüksek olması da etkiliyor sanki. Ya, oraya da geleceğim. Yani KKM'lerde özellikle tavanın zaten serbest bırakılması çok çok kritik. O tarafa doğru ciddi bir kayma olduğunu gördük. Zaten aslında en doğru yaklaşım oradan olur. Yani birinci döngü orada başladı diyebiliriz. Yani bir alternatif doğdu. Şimdi kuru tahmin edemiyor yatırımcı. Kurda farklı bir politika izleniliyor. Tüm bunlara baktığınız zaman riskli bir ortam var. Şimdi borsada da her zaman kazanç sağlamanız mümkün değil. Zaten riskli bir yatırım aracı. İster istemez KKM'lerde bu üst tavan açıldığı zaman buradan o tarafa doğru bir fon kayışı söz konusu oldu. Peki bölüyorum ama bölmek zorundayım. Çünkü şimdi ne yapmalı yatırımcı diye sormak zorundayım. Kalan 1,5 dakika o zaman, içerisinde bunu söyleyeyim. Çok hızlı şöyle bir saplamamız ve beklentimiz de var. Evet, seçim sonrası birçok farklı senaryo söz konusu masanın üzerinde. Özellikle para politikalarındaki değişimler, ileriye yönelik beklentiler her şey çok belirleyici olacak. Hı hı. Fakat ben borsa yatırımcısı açısından belki seçim öncesi bu çok sağlıklı gelmeyebilir ama gelinen seviyelerin yani 220 dolar gibi 200 dolar gibi bunlar 4300-4000 gibi kademeleri tekabül ediyor endekste. Ben bu seviyelerin özellikle orta ve uzun vade açısından iyi bir alım fırsatı olduğunu da düşünüyorum. Burada da biz 2022 son çeyreğini deprem dönemine denk geldiği için orada bilanço fiyatlamadan çok sağlıklı yapamadık ki bilanço performansları inanılmaz yüksekti. Yine ilk çeyrek bilançolarını biz seçimden dolayı şu anda ıskalıyoruz aslında bakarsanız. Tüm bunlara baktığınız zaman ileriye yönelik çok değerli şirketlerin olduğunu da düşünüyorum ve bunların son derece ucuz kaldığını da düşünüyorum. Yani bunları iskontolu gibi yatırımcı algılayabilir. Bu seviyelerden daha orta ve uzun vade bakarak borsa yatırımcısının biraz daha tercihte bulunması sağlıklı olacaktır. Kısa vade aşırı riskten de kaçınmakta zaten bu dönemde fayda var. Ahmet Ulan çok teşekkür ediyorum. Güzel. Sürem doldu. Mehmet Ali Bey çok hızlı. Yabancı yatırımcının da tabii seçimden sonra gelme ihtimali var. Şu anda yabancı yatırımcı hiç yok. Evet. Dışarıda bekleyen bir para var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bence mevcut pozisyonları korumakta fayda var. Mehmet Ali Yıldırım Türk ve Ahmet Ulan her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Sağ biz olun, var olun. Ederiz. Efendim küresel piyasalarda bir araya gidiyoruz hemen. Küresel piyasalarda ABD borsalarını kapatma vakti. Buyurun gelin New York'a gidelim. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Melike tekrar merhaba. Ne oldu? Son durumda nasıl kapattı haftayı ABD tarafı? ABD borsaları hala yukarıda. Şimdi gerçekten tarım dışı istihdamın Nisan'da 230'un üstünde, 253 bin artması, beklentinin çok çok üstünde gelmesi, işsizliğin düşmesi, hepsi güçlü bir ekonomi ve bir şekilde bir güven verdi. Ve Fed'in faizleri bu durumda artıracağı, duracağı değil ihtimali biraz göz ardı edildi. Bankacılık sektörü kurtardı durumu, işte Apple kurtardı ve biz bu haftayı bitiriyoruz şimdi. Dolar endeksi aşağıda. Altın aşağıda, güvenli liman olan altın da aşağıya attı kendini. Ama aması var. Goldman Sachs analistleri diyorlar ki S&P 500 bu psikolojik sınıra geldikten sonra 5000'e dünyada gelmez. 5 ve 6 sebep sayıyorlar bunun içinde. Ben bunları paylaşmak istiyorum. Birincisi enflasyon kalıcı. Yapışkan hatta böyle uhu gibi yapıştı gitmiyor hiçbir yere. Çünkü gerçekten çok zor iniyor. 5,5'lardayız hala. Yani her ay bir böyle milim milim aşağı iniyorsak o da işte neden? Enerjiden vesaireden kaynaklanıyor. Her ay söylüyoruz bunu. İkincisi yatırımcılar iki dünyanın da en iyi
senaryosunu fiyatlayacakları kadar fiyatladılar. Üçüncüsü, ve ben bunlara %100 katılıyorum gerçekten, çünkü gerçekler bu, bunlar, durum böyle. Valuation dediğimiz hisse senedi değerlemeleri en üst sıralarda, 18.8 kere PE rasyosu ve bu 20 yılın zirvesinde Didem. Yani ciddi bir yerdeyiz. 4, şimdi VIX çok düşük bir yerde, çok yüksek cash returnler, nakit returnler var. Ve 5. sebep de piyasanın konsantrasyonu bir problem. Yani 15 şirkete bak, S&P 500'ün içindeki, S&P 500'ün içindeki o, yani en büyük 15 firma %90 getiri getirmiş 2023'te şu ana kadar. İşte o yüzden strateji takımı diyor ki, ne diyor? S&P 500 şu andaki range'inin üstünü kırmaz. Bakalım gerçekten Goldman Sachs doğru çıkacak mı, yoksa Powell'la yarışta kaybedecek mi? Onu Powell'ın nefes verip vermemesine, teneffüsü olup olmamasına bağlı. Ama banka hisselerinin düşüşün ardından bir toparlanışı bugünü kurtardı. Tüketici kredileri de bu arada Mart'ta zirve yapmış durumda. Yani %6.6 çıktı 3 Mart'ta. Şubat'ta 3.7 idi. Tüketici kredileri, tarım dışı istihdam, hepsi gelenlerden de haftaya gelecek verilere bakalım. TÜFE, ÜFE. Ardından perakende satışı, Michigan güven endeksi, ithal fiyatları, ihracatçı fiyatları. Ve şimdi elimde var TÜFE tahminleri. Paylaşmak istiyorum izninle. %5'ti yıllık, year on year dediğimiz. Yine %5 kalması bekleniyor. Dedim ya hani, yapıştı gitmiyor. Uhu gibi. Hakikaten bir yere gitmiyor. Hani gıda enerjiyi çıkarınca da yüksek. %5,5. Ah, yani %5.6'ydı. 5,5. Biraz düşmesi bekleniyor. Bu TÜFE. Aylık bazda da 0.4 gelmesi bekleniyor. 0.1'di bir önceki dönem. Burada artış var. ÜFE'de de aynı şekilde artış bekleniyor. Eksilerdeydi hatırlarsan, sürpriz gelmişti. İthal fiyat, ihraç fiyatlarında da bir artış var. Michigan güvenlik endeksiyle birlikte, ve o da yatay bekleniyormuş. Yani beklentiler çok parlak olmamasına rağmen, hani çok iyimser bir senaryo olmamasına rağmen TÜFE'de biz bugün, yine de bugünü böyle bir rallide kapattık diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Biz de Melike'den aldığımız bu notlarla birlikte hem haftayı hem de küresel piyasaları burada noktalıyoruz. Efendim, pazartesi günü saat 21'de ekonomik görünümde görüşene kadar çok iyi bakın kendinize. Hoşça kalın efendim.